Misafirsiniz. Böyle yeşil beyaz sizleri görmek gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Stadyumumuzda sizleri ağırlamaktan çok mutluyuz. Burada çok değerli Konya Spor'umuzda futbol oynamış, Konya İdman Yurdu'nda futbol oynamış hocalarımız da var aynı zamanda. Kulübümüze hoş geldiniz diyorum. Sizleri İnşallah bundan sonra diğer sevgi evlerindeki kardeşlerimizle birlikte burada ağırlamaya çalışacağız inşallah. Konya Spor'umuz son yıllarda böyle bir kurumsallaşma çalışması içerisinde sizin gibi öğrencilerimizi burada ağırlıyor veya ziyaret ediyoruz. Okullarımızda başarılı öğrencilerimize işte böyle formalar veya bazı hediyeler veriyoruz. Ve son iki yıldır da diyoruz ki gün Konya Sporlu olma günüdür. Sizlerden de inşallah sizler bizim geleceğimizsiniz. Yani her insan bazı badireler, bazı sıkıntılar yaşayabilir. Ama hayat mücadelesidir bu, devam ediyor. Konya Spor da bir örnek olacak Anadolu'da inşallah. Yani İstanbul takımlarını tutmak çok kolay. Çünkü onların imkanları daha iyi. Her sene belki şampiyon olabilirler, şampiyonla oynayabilirler ama biz zoru başarmamız lazım. Hayat mücadelesinin futboldaki bir örneği olarak da Konya Spor'umuzu inşallah Türkiye Süper Ligi'nde zirvede tutmak istiyoruz. Yani bir örnek olsun. Anadolu'da, Anadolu Kartalı olarak son yıllarda yine İsmimizi de duyurmaya çalışıyoruz. Konya Spor'da sizlere örnek olsun inşallah bu anlamda. Çünkü geçen sene kendi evimizde birçok o güçlü takımlara karşı galibiyet kazandık. Bu bir hayat mücadelesidir aynı zamanda. Yani Konya Spor'un bu başarısı, Avrupa'ya kadar uzanan bu başarısı inşallah Anadolu insanı için de, Konya'mız için de bir örnek teşkil edecek. Kabiliyetiniz varsa spor yapın. Ama sağlığınız için de spor yapın. İlla ki herkes profesyonel futbolcu, profesyonel bir sporcu olmak zorunda değil. Eğitiminizi dört dörtlük tamamlayın. Her şeyin başında önce eğitim. Okullarınızda, derslerinizde iyi çalışın. Gerçekten bu hayat mücadelesinin bir parçası da eğitimdir. Ama sporu da sadece seyirci olarak değil, kendi sağlığınız için yapın. Burada sevgi evlerinde de değerli hocalarımızın nezaretinde zaten inşallah devletimiz artık son yıllarda çok güzel imkanlar sunuyor. Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin de geleceğisiniz. Yani ben özellikle son 20-30 yılda hep gençliğe biraz farklı bakılıyordu. Fakat 15 Temmuz'da gördük ki
Bu gençlik Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatıdır. Hiç beklemediğimiz anda bu insanımız, bu gençlerimiz bu memlekete sahip çıkabiliyor. Gözünü kırpmadan. Onun için sizlerden de beklentimiz bir, derslerimizde başarılı olacağız. İki, kendi vücudumuzun sağlığı için spor yapacağız. Ve iyi bir insan olarak, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir mensubu olarak inşallah memleketimize, ülkemize hayırlı işler bekliyoruz sizlerden. Konya Spor olarak biz bazı spor okullarını açmaya devam ediyoruz. Sadece futbol değil, şu anda yüzme ve bazı bir takım spor salon salonları branşımız var. İnşallah basketbolu falan da açmayı düşünüyoruz. Bu şekilde yaygın bir şekilde Konya'mızda da siz değerli gençlerimize inşallah bu spor okulları olsun, spor altyapıları olsun orada imkanlar sunmaya devam ediyoruz. Ama belediyelerimiz zaten şu anda merkez ilçedeki belediyelerimiz veya birçok Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün de bünyesinde birçok branş zaten açılmıştır. Onun için buralardan istifade edelim. Tekrar ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun. Ben bir imzamdan ne olur? Bu toplantının organizasyonunu o yaptı. Sen o abilerle de imzalattı tabii. Hüseyin abiye de imzalattı. Başlıyoruz.